Size bu videoda elektrik potansiyeli yani V'den bahsetmek istiyorum. Bu arada bunun fizikteki belki de en kafa karıştırıcı konulardan biri olduğunu da hemen eklemek isterim. Neden diyecek olursanız ilk duyulduğunda akla hemen elektriksel potansiyel enerji geliyor. Ama bu elektriksel potansiyel enerji değil. Aralarında bir ilişki olduğu doğru ama elektrik potansiyeli Elektriksel potansiyel enerjiden farklı bir kavramdır. İsim verirken bunu düşünselermiş iyi olurmuş ama düşünmemişler. Kafa karıştırıcı olmasının bir diğer sebebi ise elektrik potansiyeli yani V'nin bir sayı olması. Bu sayı boşluktaki noktalarla ilişkili bir sayı. Aslında son derece soyut bir kavram. Yani elimizde tutabileceğimiz bir şey değil. Boşluktaki her bir noktada bulunan soyut bir sayıdan bahsediyoruz. Bunların boşluktaki noktalar olduğunu düşünelim. Ekrandaki boşluğa minik daireler çiziyorum. Daireler dışında da başka bir şey yok. Evet, daha açık bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Bu dairelerin boşluktaki noktalar etrafında olduğunu varsayalım. Etrafta herhangi bir yük olmasaydı, gerçekten de bomboş bir evrende olsaydık, bu evrende her bir noktadaki V sıfıra eşit olurdu. V eşittir sıfır. Bu noktaya da aynısını yazalım. Düşünsenize, uzaydaki her bir nokta ile eşleşmiş sayı bu durumda sıfır olurdu. Kulağa çok tatsız geliyor değil mi? Peki, V'nin yani elektrik potansiyeli değerinin sıfıra eşit olmaması nasıl mümkün olabilir? Buraya hemen bir yük ekleyeyim. Bu noktaya pozitif bir Q koyuyorum. Bunu yaparsak bu yük etrafındaki noktaların V değeri sıfır olmaz. Q'ya yakın olanların, örneğin bu noktanın V değeri oldukça büyük olacaktır uzaktakilerin ise daha küçük. Peki bu neden önemli? Hemen açıklayayım. Elektrik potansiyelinin birimi klon başına jüldür. Şuraya ekleyeyim. Jül bölü klon. Bunun neden önemli olduğunu anladınız mı? Jül enerji demektir. Ve enerjiyi pek çok şekilde kullanabiliriz. Mesela kinetik enerjiye dönüştürebiliriz. Şimdi bu noktanın 100 jül bölü klonluk bir V değerine sahip olduğunu düşünelim. Hatırlarsanız burada herhangi bir şey yoktu. Ama farz edelim ki var. Mesela burada 2 kulonluk bir pozitif yük olduğunu, bu yükü alıp şu boş noktaya taşıdığımızı varsayalım. Yük buraya gelmeden önce V'nin değeri 100'dü ve şimdi yük buraya geldi. Peki bu 100 neden önemlidir dersiniz? Çünkü V başka bir deyişle elektrik potansiyeli 100 Joule bölü kulonluk bir değere sahip. V'nin 100 Joule bölü kulona eşit olduğunu biliyoruz. Buraya 2 kulonluk bir yük geldiğinde sizce kaç Joule'lük bir enerjiye sahip olur? 200. Elektrik potansiyelinin önemli olmasının sebebi de budur. Çünkü elektriksel potansiyel enerjiyi bulmamızı sağlar. Elektriksel potansiyel enerjiyi PE ya da U ile gösteririz. Formülü de yazayım. Q buradaki yük oluyor. 2 kulondu. Evet. 10 noktadaki yükü alıp elektrik potansiyel değeriyle çarpmak gerekiyor. Bu sayede bu bölgedeki yüklerin ne kadar enerjisi olacağını buluyoruz. Bahsettiğimiz elektriksel potansiyel enerji V değerini ortaya çıkaran yük ve buraya getirdiğimiz yük arasındaki enerji. Evet, gördüğünüz gibi V sayesinde elektriksel potansiyel enerjinin ne kadar olacağını bulabiliriz. Başka bir deyişle, burada iki kulon olduğu için iki kulonu 100 joul bölü kulonla çarpınca, bu yükler arasında depolanan potansiyel enerjinin 200 joul olduğunu buluruz. Elektriksel potansiyeli ya da V, işte bunun için önemlidir. Boşlukta belirli bir V değeri olan bir noktaya gelen yükün elektriksel potansiyel enerjisini hesaplamamızı sağlar. O halde size bir soru daha: Bu V değerini nasıl buluruz? Demek istediğim size eğer 100 Joule bölü kulonu vermemiş olsaydım bunu bulamazdık öyle değil mi? O halde bunu bulmanın da bir yolu olmalı. Boşluktaki noktaların V'lerini bulmak için tabii ki bunları ortaya çıkaran yüklere dayalı bir yöntem olmalı. Şanslıyız ki bunun için bir formül var. Hemen yazıyorum. Elektrik potansiyeli yani V, elektrik sabiti olan K ki bu da 9 çarpı 10 üzeri 9'a eşittir. Birimi de Newton metre kare bölü kulon karedir. Bu k'yı v değerini ortaya çıkaran yükle çarptığımızda ki bu yükte de q'ydu, örneğimizdeki q pozitifti. Bulmak istediğimiz v değerini ortaya çıkaran q değeri her neyse o koyulmalı buraya. Başka bir deyişle buraya 5 kulon yazarsanız bu 5 kulonun ortaya çıkardığı v değerini bulursunuz. Eksi 3 kulon yazarsanız da eksi 3 kulonun ortaya çıkardığı V değerini bulursunuz. Zaman zaman birden fazla yük olduğunda problem olabiliyor. Aynen burada olduğu gibi. Formüldeki Q, V değerini ortaya çıkaran yük olmalı. Boşluktaki o noktaya yerleştirilen yük değil. Bunu bir de V'sini bulmaya çalıştığımız nokta ile yük arasındaki uzaklığa bölmemiz lazım. Bazıları bundan yarıçap olarak bahseder ama ben yarıçap demeyi sevmediğim için uzaklık diyeceğim. Yarıçap dendiğinde insanın aklına hemen bir daire geliyor ama buradaki durumda daire olması şart değil. R dediğimiz şey V değerini ortaya çıkaran yükle V değerinin ne olduğunu bulmaya çalıştığımız nokta arasındaki uzaklık olacak. Buraya R yazıyorum. Peki, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi size hemen bazı rakamlar vereyim. Buradaki yük 1 nano kulon olsun. Nano 10 üzeri eksi 9. Bu yükle bu nokta arasındaki uzaklık da 9 cm olsun. V değerinin ne olduğunu bulmak istiyorsak hemen formülü kullanalım. V eşittir k yani 9 çarpı 10 üzeri 9 newton metrekare bölü kulon kare çarpı yük. Buradaki yükün 10 üzeri eksi 9 kulon olduğunu görmüştük. Bölü 9 yani aralarındaki uzaklığı gösteren r değeri. Birimler metre olursa daha kolay olacağından ki fizikte sabitlerle çalıştığınızda birimlerinizin metre, kilogram ve saniye olduğundan emin olmalısınız. Bu metre olduğundan uzaklığı da metre olarak yazmam lazım. 9 santimetre 0,09 metredir. İşlem yapacak olursak 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri 9'daki onlar birbirini götürür. Geriye 9 bölü 0,09 kalır ve bu da 100'e eşittir. Bu değerleri neden seçtiğimi anladınız mı? Az önce bu noktanın V'sinin 100 olduğunu söylemiştim ya, aynı değeri bulmak için. 100 Joul bölü klon. Peki, buradaki Joule nereden geliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. İsterseniz bunu da açıklayayım. Bu metrelerden biri, bu metrelerden birini götürür. Bu kulonlardan biri de buradakileri götürdüğünde geriye Newton çarpı metre bölü kulon kalır. Newton çarpı metre, kuvvet çarpı uzaklık anlamına gelir ve bu da Joule demektir. Birimin Joule bölü kulon olmasının sebebi de zaten bu. Bu noktaya koyduğumuz kulon yük başına bu noktada bulacağımız Joule sayısı. Bu arada bu durum herhangi bir nokta için de geçerlidir. Başka bir nokta seçelim mi? Bundan daha yakın bir nokta olsun. Buradaki uzaklık yani R 4,5 santimetre böleceğim uzaklık değeri yani buradaki r bunun yarısı kadar olduğundan sonuç 200 J bölü kulon olacak. Daha da yaklaşırsam mesela bu nokta. Bu uzaklık bunun 3'te 1'i olduğundan yani böleceğim uzaklık değeri bunun 3'te 1'i olduğundan elde edeceğim sonuç da bunun 3 katı olur. R'nin karesi olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu noktanın V değeri neymiş? 300 J bölü kulon. Sonuç olarak eğer potansiyel enerjisi çok olan bir yük elde etmek istiyorsam bunu diğer yüke daha yakın tutmam gerekir. Bu noktanın potansiyel enerjisi yüksek, bunun daha az, bununsa en düşük. Bu arada yük olmadan potansiyel enerji olmayacağını, sadece elektriksel potansiyel olacağını da unutmayın. Bu bölgeye bir yük daha koyarsak elektriksel potansiyel enerji elde ederiz. Ve bunu da Q çarpı V ile hesaplarız size çok dikkatli olmanız gerektiğini üzerine basa basa söylemek istiyor. Genelde elektrik potansiyeli olan V'nin voltajın V'si ile aynı olduğunu düşünürüz. Peki aynılar mı? Aslında tam olarak değil. Aynı şey olduklarını varsaydığımızda genellikle başımız çok büyük bir derde girmez ama bazen de girebilir. Voltaj, teknik açıdan bakarsak iki nokta arasındaki elektrik potansiyelindeki değişimdir. Başka bir deyişle boşluktaki iki noktanın elektrik potansiyelleri arasındaki fark diyebiliriz. Birimleri de aynıdır. Çünkü elektrik potansiyelindeki değişimin birimi de elektrik potansiyeli ile aynı olacaktır. Ama söz konusu olan değişim olduğunda bu birime yani Joule bölü kulona yeni bir isim veriyoruz. Volt. Joule bölü kulon volttur ama voltaj demek elektrik potansiyelindeki fark anlamına gelir ne demek istediğimi biraz daha iyi anlatabilmek adına bu noktanın elektrik potansiyeli 300 Joule bölü kulondu. Bu ise 100 Joule bölü kulon. Bu durumda delta V, evet bu iki noktanın V'leri arasındaki fark 200 Joule bölü kulondur. Ve bu da iki nokta arasındaki voltajın 200 volt olduğu anlamına gelir. Boşluktaki iki noktanın elektrik potansiyelleri hakkındaki farktan bahsederken bunun voltaj olduğunu, boşluktaki tek bir noktanın elektrik potansiyel değerinin de sadece elektrik potansiyeli olduğunu unutmayın. Aralarındaki ilişki işte bu.